10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 156, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 156, Güneş ve Ay Tutulması Yönerge. Aşağıdaki metin ve görsellerden faydalanarak soruları cevaplayınız. Güneş, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya'nın hareketinden ve şeklinden dolayı Güneş'ten gelen ışınlar aynı anda tüm Dünya'yı aydınlatmaz. Dünya'nın Güneş'e bakan kısmında gündüz yaşanırken, diğer kısmında gece yaşanır. Dünya ve Ay hem kendi eksenleri etrafında hem de Güneş etrafında dönerler. Bu dönüş sırasında bazen Ay, Dünya ile Güneş arasına girer. Bu duruma Güneş tutulması denir. Görsel 1, Güneş tutulmasında saydam olmayan Ay, Dünya ile Güneş arasına girer ve ışığın doğrusal yolla yayılmasının sonucu olarak arkasında kalan bölgelere Güneş ışınlarının geçmesini engeller. Dolayısıyla Dünya'nın Güneş'e bakan kısmında karanlık ve daha karanlık bölgeler oluşur. Benzer durum Ay tutulmasında da yaşanır. Görsel 2. Ay tutulmasında ise Dünya, Ay ile Güneş arasına girerek Ay üzerinde karanlık bölgenin oluşmasına neden olur. 1. Metinden hareketle gölge ve yarı gölge kavramlarını tanımlayınız. Cevap, gölge kaynaktan çıkan ışık ışınlarının hiçbirinin ulaşmadığı karanlık bölgeye denir. Yarı gölge ise ışık ışınlarının bir kısmını alan yarı karanlık bölgeye denir. İkinci Güneş ve Ay tutulması olaylarında görülen karanlık ve daha karanlık bölgeleri fizikteki gölge kavramlarından hangileriyle ifade edersiniz? Cevap, tutulma olaylarında görülen daha karanlık bölgeler gölge ile ifade edilirken, nispeten daha az karanlık olan bölgeler yarı gölge kavramı ile ifade edilir. Üçüncü gölge ve yarı gölge kavramlarını benzerlik ve farklılıkları açısından karşılaştırınız. Cevap, gölge ve yarı gölge ışık ışınlarının doğrusal yolla yayılmasının bir sonucudur. Işık, saydam olmayan cisimlerden geçemediği için bu cisimlerin arkasında ışık almayan bölgeler oluşur. Işık kaynağının saydam olmayan cisme yaklaşması durumunda gölge ve yarı gölge artarken, uzaklaşması durumunda azalır. Bu özellikler gölge ve yarı gölge kavramlarının benzerlikleridir. Bu kavramlarda görülen farklılık ise gölgenin, genellikle ışık ışınlarının hiç ulaşamadığı ya da daha az ulaştığı bölgeler iken yarı gölgenin ışık ışınlarının bir kısmının ulaşabildiği bölge olmasıdır. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 156 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.